Sen gittin, ümmetin çaresiz kaldı, öksüzler, yetimler sahibisiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı neredesin? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. İnne safa vel mervete min şa'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الرَّزِيمُ. Bakara 158. ayet-i kerimede mealen Rabbimiz, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın sembollerindendir. Şairillah. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse, tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah mükafatını veren ve her şeyi bilendir. Evet, şair-i İslam. Yani İslam'ı Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek amacıyla insanın Allah'a yöneldiği, Allah'ı hatırlatan, Allah'ı düşündüren, insanı Allah'a götüren sembol, işaret, alamet, iz, belirti gibi manaları ifade etmektedir. Yani hatırlattığı bazı şeyler. Eskiden mesela köşe taşları denilirdi. İşaret taşları, köşe taşları. Belirli ve alameti ifade eden taşlar. Yine mesela devletin genel olarak trafik işaretleri. İşte dur, hazırlan, geç gibi. Çıkmaz sokak gibi böyle aklınıza gelebilecek tüm trafik ışıkları. Nasıl bir alamet? O şey hakkında bir bilgi veriyor. Veya mesela diyorsunuz ki, İşte sonra Bağdat bulunur. İşte o sorma olayı Bağdat'a ulaşma olayıdır. Bugün onu navigasyon yapıyor. Şimdi navigasyon yanlış ise veya navigasyona yanlış program yüklenmiş ise elbette ki bulamazsınız. Veya o şair ve navigasyon olmadığı, o sorma alamet ve işaretler olmadığı zaman hedefinizi bulamazsınız. İşte onun için hedefin doğru bulunabilmesi için elbette ki işaretlerin de doğru olması lazım. Mesela bundan birkaç yıl evveldi, İstanbul'da Eminönü'ndeydim. O sırada İstinye'ye gitmem gerekti, birine sordum. İstinye'ye nasıl gidilir dedim, bir cümle. Bana dedi ki, sahili takip edersen dedi İstinye'ye varırsın dedi. Hakikaten de öyle yaptım, hiç kimseye sormadan da çok rahatlıkla İstinye'ye vardım. Yani demek ki burada insan da aynı şekilde Kur'an'da diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da diyor ki, şu sahili takip edersen sahili selamete ulaşırsın. Cennete ulaşırsın, ahirete, doğru hedefe elbette ki ulaşırsın. Yani bir ok kimden geldi, nereye gitmekte ve kim attı? Yani burada oku takip ederseniz düşmanı, dostu kim olduğunu çok rahatlıkla bilebilirsiniz. Onun için İslam'ı hatırlatan her şey şair oluyor. Bunları genel olaraktan ezandan tutunuz da, giyim kuşamdan tutunuz da, mezar taşlarından varıncaya kadar. Yani konuşma, ifade, beyan, kısacası İslam'ı hatırlatacak, Kur'an'dan beslenmiş, toplumun inancından beslenmiş olan her türlü hayat o şair içerisine girmiş oluyor. Ondan dolayıdır ki mesela vatandaşın birisi ev arıyor, kiralayacak, bir evi beğeniyor, çok güzel. Çok güzel tutacak ama bir anda, son anda farkına varıyor. Bir bakıyor ki bahçesinde, evin bahçesinde selvi ağacı var. Bağırarak, feryat ederekten, yok ben bu ağacı, evi tutmam diyor. Niye, hayrola, ne oldu, beğenmedin mi? Beğendim. Kirası mı pahalı? Yok, gayet uygun. Niye? Çünkü bahçede selvi var. Daha iyi. Gelir altına oturursun, çayını demlersin, güzelce içersin. Yok, öyle değil. Selvi mezarlıklarda dikilen bir ağaç. O da bana devamlı ölümü hatırlatıyor. Onun için ben bu evi tutmam. Allah! Ölümden korkan çünkü hazırlığı yok. Selvi ona demek ki ağaç normal diğer ağaçlar gibi ağaç.
Ama selvi olması sebebiyle ona demek ki ölümü, öldükten sonra hesabı, sorguyu, suali, cenneti, cehennemi, sıratı, mahşeri bak. Basit bir selvi gibi görülüyor. Ama uzantısına baktığınız zaman cennet cehenneme kadar gidiyor. Sıratı geçiyor yani. Sıratı geçiyor yani. Veya geçemeden düşüyor. Ve aynen buna benzer de bir gün merhum Osman Yüksel Ser'den geçti. Necip Fazıl'a soruyor. Ya Necip diyor, ben o Ankara'da bir evim var, bir türlü kiraya veremiyorum. Demek ki diyorsun. Demek ki sen çok yüksek fiyat istiyorsun demek kirayı. Kirayı düşür. Yok 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 diyor. Kirasını beğeniyorlar, çok hoş. Evi de beğeniyorlar, 3 odalı, çok güzel. Ama nasıl oluyorsa son anda vazgeçiyor. Ne oluyor, ne yapıyorsun ki? Ya evi beğeniyor. Odaları gezdiriyorum. Birinci odaya bakıyorlar, çok güzel. Ve hemen dışarıyı, pencereden dışarıyı gösteriyorum. Şu karşıda gördüğünüz var da diyorum, işte o hastane. Sabah kalkınca işte o hastaneyi görürsünüz. Öbür odaya geliyorlar, onu da beğeniyorlar. Ve dışarıdan bu sefer hapishaneyi gösteriyorum. İşte bu da hapishane diyor. Ve ondan sonra üçüncü odaya getiriyorum. Ve orayı da beğeniyorlar. Dışarıdan pencereden işte şu da kabristandır. İşte hayat bu üçü arasında gider gelir deyince birden tutmaktan vazgeçiyorlar. Şimdi kendi hayatı öyle geçtiği içindir ki ondan dolayı herkesin bunu normal göreceğini ifade ediyor. İşte Kur'an meş'ari haram diyor. Yine burada o işaret ve belirtiler. Mesela baktığınız zaman Kabe'sinden tutunuz da Beytullah olaraktan. Safa, Merve arasında, Arafat arasında, Müzdelife, bütün bunlar insana bazı hakikatları hatırlatmış oluyor. Bir alamet, bir işaret, Zemzem kuyusu. Deyince bir şeyler, Sevir Dağı, Uhud Dağı, bunlar Hira Dağı deyince bunlar insana külli bir mesaj veriyor. Bir anda insanı alıyor, 1400 yıl öncesine götürüyor. Minare deyince, ezan deyince, mezar taşları deyince bazı hakikatları insana hatırlatıyor. Onun için maalesef yeri geldikçe onu ifade edeceğiz şimdi gelecek o manada. Onun için İslam'a ilk vurulan darbe toplumun insanların şairidir. Baktığınız zaman köylü vatandaş mektep medrese görmemiş. Mektep okumamış, mürekkep yalamamış diğer bir ifadeyle. Ama bakıyorsunuz ki okumuş çok insandan bakıyorsunuz ki mükemmellik ve teslimiyet yolunda çok mükemmel. Niye? Çünkü geçmişten gelen İslam'ın işaret, alamet ve belirtilerine o kadar artık içine mahsetmiş, emmiş ki, sindirmiş ki artık o otomatikman onu kuvvetli bir bağ ile o hakikatlara otomatikman bağlamış oluyor. İşte o işaret zamirleri ile hareket edince insan o zaman kendisini bağlayacağı bağlar gayet çok olmuş olur. Birçok bağlar ile kendisi otomatikman bağlanmış olur. O halde gelin tüm külliyattan bu şairle ilgili konuları üstadın ifadesi tarzında bir bakalım. Mesela Risale-i Nur yalnız bir cüz'i tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan, dağlar büyüklüğünde taşlar bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm eden, birikmiş, müfsit aletleriyle, fesatçı aletleriyle, dehşetli rahnenelen, yaralanan kalbi umumi bir kalbi ve efkâr-ı ammeyi, umumun fikir düşüncelerini ve umumun bahusuz avam-ı mümininin, toplumun alt tabakasının, istinadgâhları olan, dayanakları olan, ona dayandıkları İslami esaslar bu ve cereyanlar ve şairler kırılmasıyla. O İslam'ı hatırlatan, yani düşünebiliyor musunuz? 1400 senedir bu memlekete düşman girdiği halde ezan susmamıştır. Ama 18 yıl boyunca, 1932'den 1950'ye kadar, 18 yıl boyunca bu memlekette ezanlar susmuş. Tekkeler, zaviyeler, medreseler kapatılmış. Mezar taşları tamamen yok edilmiş, imha edilmiş. Aynı şekilde camiler ahır yapılaraktan kapatılmış, ortadan kaldırılmış. Yani İslam'ı hatırlatacak hakikatler tamamen üstü ortadan kaldırılarak bin yıldır bu milleti bağlayan, 1400 yıldır bu milleti bağlayan değerler tamamen koparılarak adeta bu millet bir boşluk içerisine, ki 100 yıllık bu boşluk da zaten onun neticesinden kaynaklanmaktadır. İslami esaslar ve cereyanlar ve şairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdanı umumiyi Kur'an'ın icazıyla ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Çünkü yara derin olunca
kanserin de ötesinde bir hastalık olunca tedavisinin de o nispette elbette ki büyük olması gerekir. Onun için şair toplumları geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturan en büyük bir bağ olmuş oluyor. Yine bu manada farz ve vaciplerde ve şair-i İslamiye'de ve sünnet-i seniyenin ittibaında, uyulmasında ve haramların terkinde riya giremez. Yani öyle bir ezanın okunmasında, bir kabir, mezar taşlarındaki bu gibi durumlarda bir giysi de tesettürde, bu millet tesettürle az mı çekti hakikaten? Niye? Çünkü tesettür deyince haya, namus, iffet, değeri hatırlatıyor. Namazı hatırlatıyor. Kur'an'ın Ahzab ve Nuh suresindeki ayetlerdeki emirlerini hatırlatmış oluyor. Otomatikmen bunu birçok da adam diyor ki sabah ezanından rahatsız oluyor. Niye? Çünkü kafa bulanık ise, öv vaziyette yatmış ise ve sefahat içerisinde bir insan ise, yani namazla alakası olmayan bir insan ise bir bakıyorsunuz ki ondan rahatsız oluyor. Rahatsızlık duyabiliyor. Oysa o bir şairdir. Yani o insanın bütün bağları kopsa da İslamiyet ile birçok değerler ile geçmişiyle, ecdadıyla bağlayacak önemli kuvvetli bağlardan birisidir. Belki şair-i İslamiye'ye temas eden ibadetlerin izharları açıkça yapılması, ihfasından, gizli yapılmasından çok derece daha sevaplı olduğunu Hüccetül İslam İmam Gazali radıyallahu anh gibi zatlar beyan ediyorlar. Sair nevafilin, nafile olanların vacip, farz ve vaciplerin dışında ihfası, gizli yapılması, mesela sadaka verilmesi. Bu millet sadaka taşlarını koymuş. Riya olmasın, gösteriş olmasın. Kim koydu, kim alıyor? Birisi gururlu, diğerisi mahcup olmasın diye. Sadaka taşları yapılmış. Sair nevafilin, nafile ibadetler, mesela sadaka gibi ihfası, gizli yapılması çok sevaplı olduğu halde, mesela zekat açık verilebilir, farz, mecburdur. Sadakayı gizli verebilir. Şaire temas eden, çünkü o İslam'ın bir alameti, bir izi, işareti, özü. Hususan böyle bid'alar, sapıklıklar zamanında, Efendimizin de buyurduğu gibi, küllü bid'atin dalale. Yani her bid'a, yani İslam'a ve Kur'an'da olmayan her şey sapıklığı ifade eder. Bid'alar zamanında ittiba-ı sünnetin, Efendimizin sünnetine uymanın şerafetini gösteren, şerefini ve böyle büyük kebair içinde, büyük günahlar içinde, haramların terkindeki takvayı izhar etmek, değil riya, belki ihfasından, gizli yapılmasından pek çok derece daha sevaplı ve halistir. Yani demek ki farz ve vacip gibi durumlarda bazı şeylerin açık yapılması, karşıdakine önemli manada, olumlu bir manada elbette ki mesajlar verdiği içindir ki gayet önem arz etmiş olmaktadır. Yine burada bir manayı ifade ederken mesela en küçük bir adamın, yani sofrada tutunuzda hayatın tüm kademesinde en küçük edebet ait bir şeyin müraatı, ona uyulması ne yapıyor? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı takattur ettiriyor. Efendimiz'i hatırlatıyor. Kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i Seniyye'nin içinde en mühimi, Efendimiz'in sünnetleri içerisinde en önemlisi, İslamiyet alametleri olan ve şaire de taalluk eden sünnetlerdir. İslam'ı hatırlatan. Şair adeta hukuk-u umumiye nev'inden cemiyete ait bir ubudiyettir. Artık o topluma mal olmuştur. Birine ait değildir. Biriyle alakalı bir durum değildir. Umuma aittir. Aynen nasıl ki, aynen bir bayrak gibi, her bir bayrak belli bir toplumun simgesini ifade ettiği gibi, hatırlattığı, düşündürdüğü gibi, aynı şekilde bir mümine hanımın tesettürü, aynı şekilde ezanı, kâmeti, camisi, minaresi, dediğimiz gibi mezar taşlarına varıncaya kadar, bunlar önemli bir hakikati hatırlatıyor ki umuma ait bir değerdir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nev'inden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir. Burası çok önemli. Bu nevi şaire, yani topluma mal olmuş olan meselelere riya giremez ve ilan edilir. Nafile nev'inden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir. Maraş'ı kahraman yapan olay neydi? Sütçü imamın bir Fransızın bir bacımıza saldırması, örtüsünü yırtması neticesinde Maraş şanlı olmadı mı? Kahraman olmadı mı? Urfa'sı, Maraş'ı, bütün gazi olmadı mı? Antep'i vesairesi. Yani bu manada onlar kişinin yapacağı şahsi farzlardan daha önem arz etmiş olmaktadır. Çünkü artık o umuma mal olmuş bir meseledir. Mesela şeytanın desisesini, burada soru olaraktan şeytanın desiseleri zikredilirken, şeytanın bu desisesini susturan sır Allah-u Ekber'dir. Yani
Burada mesela Allahu Ekber üzerine. Niye? Mesela cenazelerde, belli şeylerde Allahu Ekber, tekbir diye getirilmesindeki sebep ve cevabı hakikisi de Allahu Ekber'dir. Evet, Allahu Ekber'in ziyade kesretle, çoklukla, şair-i İslamiye'de tekrarı Müslümanlar arasında zikredilmesi sadece camide ve namazda değil, onun dışında da. Bu desiseyi mahvetmek için, yani şeytanın zihne koyacağı, kalbe atacağı oltaları, olumsuz ve kötü şeyleri izale etmek içindir. Onun için bir Allahu Ekber ifadesi çok külli manayı, kulu her şeyden büyük olan Rabbisiyle irtibatını sağlamış oluyor. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hassiz büyük hakikatları Allahu Ekber nuruyla görüp tasdik ediyor. Ya Rabbi ben acizim ama sen her şeyden büyüksün. Ve Allahu Ekber kuvvetiyle o hakikatları taşıyor ve Allahu Ekber dairesinde yerleştiriyor. Ve vesveseye düşen kalbine diyor ki bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bir müşahede görülüyor. Orada Cenab-ı Hakk'ın idaresi, alemdeki tasarrufu, güç ve kudreti bu manada o bir Allahu Ekber ile gösterilmiş oluyor. Yine bu manayı teyiden bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnebilerin bu hükümete ilişmesiyle eskiden beri bu vatandaki hükümetin hakiki noktayı istinadı ve kuvve-i maneviyesinin menbaı olan Hamiyet-i İslamiye'yi tehyic etmekle, harekete getirmekle, kamçı olup şevke getirmekle, şair-i İslamiye'nin bir derece ihyasına, yani dinin hakikatlarını, ecdadın, geçmişe ait bütün kutsal değerlerin hakikatlarını ifade eden bildiren, onların hayat bulmasını sağlamak ve bid'aların, sapıklıkların bir derece define medar olacağı halde neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve bu meselenin asayişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette müptedilerin, bid'akarların hükümetleri lehinde taraftar çıktın. Yani daha işin başlangıcında tıfıl olanların lehinde taraftar çıktın diye soru cevap zımnının da burada asıl ifade etmek istediğimiz demek ki toplumların kaynağı, dayanak noktaları o şair ile ayakta duruyor. O şair yıkıldığı zaman toplumların o durumları da gider. Demin işte o hadisteki Efendimizin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam rehberimiz ferman etmiş ki küllü bid'atin dalale ve küllü dalaletin finnar. Yani her bid'a sapıklıktır ve her sapıklık da insanı cehenneme götürür. Acaba bu ferman-ı kat'iye karşı ulema-i su tabirine, yani kötü âli, dine hıyanet, ihanet eden, layık bazı bedbahlar hangi maslahatı buluyorlar, hangi fetvayı veriyorlar ki lüzumsuz, zararlı bir surette şair-i İslamiye'nin, İslam'ın alamet ve izleri, işaretleri olan meselelerin bedihiyatına apaçık mesele olarak ortaya konulmasına karşı geliyorlar. Tebdili kabil görüyorlar. Tesettür gibi vesaire, ezan gibi. Olsa olsa muhakkak bir cilve-i manadan gelen bir intibah-ı muhakkak ulema-ı su'u aldatmıştır. Mesela nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa muhakkak bir zarafet gösterir. Güzel bir temsil. Fakat az bir zamanda o zarif et ve o güzel meyve, o yabani ve paslı ve kesif ve arizi deri altında siyahlanır, taaffun eder. İşte bu milletin de 100 yıldır ve İttihat ve Terakki'den başlayarak 150 yıldır, hatta daha geriye gidip Kanuni'den başlayarak 300 yıldır, 300 yıldır bu milletin hakikaten derisi soyuldu. 100 yıldır bu milletin toparlanamaması, sürülmesi, işte şaire ait olan tüm değerlerin tamamen yerle bir edilmesinden dolayıdır. Şairi temsil eden hem şahsiyetler yok edildi, idam edildi, hem de aynı zamanda onu gösteren alametler ve işaretler ortadan kaldırıldı. Öyle de. Şair-i İslamiye'deki tabirat-ı nebeviye ve ilahiye, hayattar ve sevaptar bir cilt, bir deri hükmündedir. Yani İslam'ın alametleri onu gösteren hakikatler bir vücuttaki cilt gibidir. Cildi soyamazsınız ki. O zaman o hayatı öldürürsünüz. Onların soyulmasıyla maanideki, o ulvi manalardaki bir nuraniyet muvakkaten çıplak bir derece görünür. Fakat ciltten cüda olmuş, cildi soyulmuş. Bir meyve gibi. Ne olur meyve cidden soyuldu mu bozulur. Çürümeye başlar. O mübarek manaların ruhları uçar, zulmetli kalp ve kafalarda beşeri postunu bırakıp gider. Nur uçar, duman kalır, her neyse. Onun için şairin ortadan kaldırılması, o nurun çıkmasına, hayatın sönmesine neden olan bir meseledir. 8. nükte buna dair bir düstur hakikati beyan etmek lazım. Şöyle ki nasıl? Hukuku şahsiye, demin yukarıda ifade ettiği gibi mesela vacip, ve aynı zamanda farz olanlarda bu nedir? Genel, bir de hususi olanlar var, şahsi ibadetler var, bir de genele ait olan var şair gibi. Aynen onun gibi. Şahsi hukuk ve bir nevi hukukullah sayılan hukuk-ı umumiye, umumun hukuku.
Nami ile iki nevi hukuk var. Kişisel hukuk bir de umumi hukuk. Mesela bazen kan devlet de onu yapar. Yani kişi hakkından vazgeçer ama devlet der ki tamam sen geçtin ama burada hukuk, umumun hukuku var ben vazgeçmedim der. Hukuk var öyle de mesail-i şer'iyede, şer'i meselelerde bir kısım mesail meseleler eşhasa, o şahıslara taalluk eder. Bir kısım umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şair-i İslamiye tabir edilir. Herkesin bir meslek ve dayanak noktası. Herkese alakadar bir eden bir husus. Bu şairin umuma taallukü cihetiyle umum onda hissedardır, payı var. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. O şairin en cüz'isi, sünnet kabilinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde nazara ehemmiyetlidir. Çünkü umuma bakıyor. Doğrudan doğruya umum alemi İslam'a taalluk ettiği gibi asr-ı saadetten şimdiye kadar bütün eazım-ı İslam'ın, İslam büyüklerinin bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurları varsa titresinler. Yani ister oruç olsun ki onları da ifade edeceğiz, ister aynı şekilde kurban olsun veya bayramlar olsun veya bayram namazları olsun. Bunlar nedir? Umuma taalluk eden. Yani umumu alakalandıran, umum ile ilgili olan hususlardır. Umumla ilgili olan hususlar olduğu içindir ki burada artık ferdin hukukundan çıkmış oluyor, umumun hukukuna taalluk eden bir husus oluyor. Burada da mesela şairin kısımlarını zikrederken birisi de taabbudi kısmı. Yani ibadete taalluk eden, sırf Cenab-ı Hak emrettiği için. Hikmet ve maslahat onu tahir edemez, değiştiremez. Taabbudilik, kulluk, Allah emrettiği için yapmış olmak ciheti tereccüh ediyor, üstün geliyor. Ona ilişilmez. Yüz bin maslahat gelse onu tahir edemez, değiştiremez, öyle der. Şairin faydası kazandırdığı, yalnız malum mesalihtir denilmez. Ve öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlar ise çok hikmetlerinden bir faydası olabilir mesela. Biri dese, ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Ki çokça da tartışılan ezanın Türkçe okunsun vesaire. Türkçe ezan, Türkçe ibadet gibi çok okumlarda da biz de yazdık. Tespitler.com'da var o manada. Şu halde bir tüfek atmak kafidir. Halbuki o divane akılsız bilmez ki binler maslahatı ezaniye içinde, ezanın kazandırdığı binlerce faydalar içerisinde o bir maslahattır o duyurma, ilan etme. Tüfek sesi o maslahatı verse acaba Nebi Beşer namına yahut o şehir ahalisi namına hılkat-ı kainatın neticeyi uzması ve Nebi Beşer'in neticeyi hılkatı olan ilan-ı tevhid, orada önemli olan odur. Tevhidi ilan ediyorsunuz o minarede, o ezanla. Hatta mesela eskiden bizim zamanımızda Ramazan topu atılırdı. Yine belki bazı yerlerde oluyor ama buna rağmen millet yine ezanı beklerdi. Tamam top attı ama ezan okusun ondan sonra orucumuzu açalım. Çünkü orada bir tevhidi ilan var. Sadece oruç açmayı, namaza başlamayı ilan etmiyor. Ve rububiyet-i ilahiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak? Yani külli bir ibadet yaparken o seslenme, silah atma, o ezanın verdiği o kutsi mananın içerisini nasıl dolduracak? Elhasıl, hakikaten cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiyat ister. İşte Cenab-ı Hak bu manada insanları eliyor. İşte demin de dediğimiz gibi bu manada şaire giren kısım, şair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir diyor. Gayrimüslim bile Ramazan geldiği zaman çocuklarını tembihlerler. Aman yavrum, bak bu Müslümanların Ramazanıdır, oruç tutarlar, açıktan açığa dışarıda yeme. Artık herkes bilir ki bu Müslümanların genel olaraktan ibadet anıdır. Ve böylece Ramazan-ı Şerif'teki savun, oruç, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Yani aslında İslam'ın birinci şartı oruçtur. Biz eskiden ezberlerken İslam'ın şartını şöyle ezberlerdik. Savmu salat, haccu zekat, kelime-i şehadet. Savmu salat, savmu oruç demektir. Salat da namaz. Yani önce oruç zikredilir, ondan sonra namaz. Çünkü orucun içerisinde birçok manalar var. Namazda mesela yemek yenilmediği gibi. Yani oruçta o manada var. Şair İslamiye'nin azamlarındandır. Onun büyüklerinden olmuş olmaktadır. Yine şair-i İslamiye'yi tahire teşebbüs eden, değiştirmeye yönelen senetleri ve hüccetleri yine bir fena şeylerde olduğu gibi ecnebileri körü körüne taklitçilik yüzünden geliyor. Yani 100 yıldır özellikle Batı'yı körü körüne bir taklit neticesinde
tüm değerlerin adeta devre dışı bırakılmasındaki sebep, yani kendi inancından, düşüncesinden, ilminden, ferasetinden değil, tamamen körlemesine olaraktan, batıyı taklitten kaynaklanıyor. Anane İslamiye, yani İslam'a aykırı olmayan örf, adetler, gelenekler, yapıla gelen şeyler ve İslami tarih ve umum şaair-i İslamiye ve umum erkan-ı İslamiyete, İslam'ın rükünlerine ait muhaverat-ı ehli İslam, Müslümanlar arasında karşılıklı konuşulan şeyler, o kelimat-ı mukaddesenin mücmel meallerini mütemadiyen ehli imanı telkin ediyorlar. Hatta şu memleketin maabid, mabetleri ve medaris-i diniyesinden, dini medreselerinden başka makberistanın, kabirin mezar taşları dahi birer telkin edici, birer muallim hükmündedir ki bazı talimde bulunuyor. O mani mukaddeseyi onların telkin ettiği o kutsal mukaddes manaları ehli imana ihtar ediyor, hatırlatıyorlar. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime frengi lugatından taallüm ettiği halde, ki duyuyoruz adam sporcunun 7 sülalesini ezberlemiş. Batı'daki birçok sanatçısı, film çeviren, başrolde oynayanların bakıyorsunuz 7 sülalesinin adam adını biliyor yani. Yani Kur'an'ın bir ayetinin İslami şairde bazı kelimelerin öğrenilmesi mi zor geliyor? Bu hastalık umumunda var. Yani meslektaşlarımızda da var bu, birçok insanda da var. Adam bazı şeyler anlaşılmıyor diye, mesela Risale-i Nur ben anlamıyorum diye terk ediyor. Tamam da anlaşılması için zaten. Senin anlamıyorum deyip bırakman için değil yani, anlaşılması içindir. Sen doktorun yazdığı ilaçların içindeki manaları anlıyor musun? Anlamıyorsun. Yuttun mu şifayı buluyorsun. Yani demek ki bazı şeyler içerisinde zaten o kutsi, mesela sorsan camiden çıkan insanlara kaç tanesi Fatiha'nın anlamını bilir? Ezanın anlamını bile sorsan çocuklara kaç tanesi bilir? Ama bilir ki onun içerisinde sakladığı kutsi mana var. Demek ki 50 senede ve her günde 50 defa tekrar ettiği Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber ve La İlahe İllallah gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse 50 defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? Allah aşkına düşmez mi? Düşer. Böyle hayvanlar için bu kelimat-ı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tekcir edilmez. Onların keyifleri için bu Kur'an'ın bu hakikatları, dinin bu hakikatları elbette değiştirilmez. Onları tehcir ve tahyir etmek, yerlerini değiştirmek, bütün mezar taşlarını hak etmektir. Yani tamamen söküp silmektir. Bu tahkire karşı titreyen mezaristan'daki ehl-i kuburu, o kabir ehlini aleyhine, aleyhlerine döndürmektir. Yani o derece zalimane bir durum olur. Yani hukuksuzca, mantıksızca bir hal ve hareket olmuş olur. Burada yine hem bu asrın şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve şair-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden eskiden beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden. Hakikaten geçmişten beri Efendimiz, aslında biz belki gülerek yaşadığımız böyle bir hayatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam zamanımızı çok iyi tasvir etmiş, hatta sahabe ağlamış. Ya Resulallah, eğer ben o zamana yetişirsem ne yaparım demiş. Yani öyle bir vaziyet içerisinde biz bulunuyoruz. Niye? Çünkü 1400 yıldır birikimler bir anda bakıyorsunuz, o şair de içerisinde dahil olmak üzere dilinden dinine varıncaya kadar birçok değerleri tahrif ediliyor veya tahrif ediliyor. İyelem ey hitabeti umumiye sıfatı ile gazete lisanı ile konferans veren muharrir. Burada da gazetecilere bir hatırlatma. Sen kendi nefsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek pişman olarak kusurlarını ilan etmeye hakkın var. Fakat şair-i İslamiye, İslam'ı hatırlatan meseleleri, hakikatları zıt ve muhalif olan herzeler ile, saçmalıklar ile İslamiyet'i lekelendirmeye katiyen hakkın yoktur. Yani terbiyesiz birkaç tane kişi. Yani Müslümanların yaptıkları bazı şeyleri olumsuz göstermek veya bazen okuldaki öğrencilerin toplu olarak cuma namazını kılmış olmak. Yani bunları adeta cürm-ü meşhut gibi, büyük bir suç gibi göstererek böyle bir hayasızlık içerisine kadar girilebiliyor. Haddini bilmesi lazım, nerede yaşadığını bilmesi lazım. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Burada da Demokrat Parti'nin hakikaten en büyük şeyi, yani idam ile, yaptığından dolayı idam ile olsa milletin gönüllerinde Cenab-ı Hakk'ın memnuniyetini kazanmış olarak 18 yıl boyunca susturulmuş olduğu ezanı tekrar aslına çevirmiş olmaları hakikaten hala milletin gönlünde anlı ve şanlı. Onu idam edenler sıkılsınlar, kabirlerinde şimdi azap çekiyorlar. O ezanı engelleyenler düşünsünler. Onlar kabirlerinde azap çekiyorlar. Alem-i İslam'ı mesrur ettiniz ezanı aslına çevirmek ile.
muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi, sürdürülmesi şair-i İslamiye iltizam ile olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hesabına sizi severler. Yani bu manada madem ezanı aslına çevirdiniz, o halde İslam'ı hatırlatan diğer şeyler, demin dediğimiz gibi, yani bunun içerisinde tesettür de dahil olmak üzere diğer meseleleri de bu arada deruhte edin, yerine getirin. Eğer şair-i İslamiye bizzat imtisal etmek ve ettirmekle manayı hilafeti dahi vekaleten deruhte etmezse bu meclis, hayat için dört şeye muhtaç fakat anane-i müstemirre ile süre gelen ananelerle günde la akal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat medeniye ile, medeniyetin eğlenceleriyle, ihtiyacat ruhiyesini, ruhunun ihtiyaçlarını unutmayan bu milletin hacatı diniyesini meclis tatmin etmezse, bir mecburiye manayı hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verecek. Demek ki meclis bu manada madem ki milleti temsil ediyor, milleti temsil etmesi hasebi ile milletin hem değerlerini hem de aynı zamanda o şair-i İslam'ı hatırlatan hak ve hakikatları elbette tesis etmesi gerekir. Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şairini tahrip ediyorlar. Yani batılıların bu millete ilk vurdukları darbe İslam'ı hatırlatan tüm şeylerin devre dışı bırakılması, tahrip edilmesi. Öyleyse zaruri vazifeniz, madem onlar düşmanın silahıyla silahlanmak lazım bunu yapıyor, zaruri vazifeniz şair-i ihya, diriltmek ve muhafaza etmek, korumaktır. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şairde tahavun, gevşeklik, zaaf-ı milliyeti gösterir. Milliyet, insanların, toplumun, milletin zayıflığını, zaaf ise düşmanı tevkif etmez, teşci eder, daha da harekete getirmiş olur. Onun için bu manadan elbette ki toplum olaraktan o şairin muhafazasına çalışmak gerekir. Burada bir Üstad Topal Şükrü Efendi'nin yapmış olduğu, öncesinden yapmış olduğu birkaç şiiri burada ifade ederken Suki asr işre bütün dağdı sitet küfrü balal, müşteriyi kalmadı, din indi ucuzdan ucuza. Yani o asrın çarşısında alışveriş dinsizlik elinde olacak, dinsizlik hükmedecek, din gayet ucuza düşecek ve İslam'ın şairi gizlenecek diye aslında gelecek olan sıkıntıları da bu manada bir derece ifade etmiş olmaktadır. Yine milletin hakikaten din ile bağlanmış olduğu o şairlerin ortadan kaldırılması, umumi efkar. Mesela ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor Risale-i Nur'un. Belki bin seneden beri tedarük ve teraküm edilen müfsit aletlerle dehşetli rahaleler. Demin dediğimiz gibi yani cereyanların ve şairlerin kırılmasıyla bu milletin bütün değerleri, yani bu nedir? Binayı, bir temeli vardır, bir de o binayı ayakta tutan direkler vardır, kolonlar vardır. Aslında bu milletin kolonları yıkılmak suretiyle temelleri de sarsılmaya, yok edilmeye çalışılmıştır. İşte şair birer kolon gibidir, binanın kolonlarıdır. O kolonlar yıkılırsa, temel ne kadar mükemmel olursa olsun, onu temel ile bağlayan o bağlar gidince otomatikmen bir kopukluk, temelle de bağlantısı maalesef kesilmiş olur. Şimdi bu durumun olacağını ecdat tarihi olarak da, yani hicri olarak 1351 Rumi tarihi, şair İslam içinde mühim tahavvülat, değişimler zamanında bütün kuvvetimle şairin muhafazasına hizmetle mükellef olduğum halde o manevi her cümercdeki fırtınalara bizi sarsmadı. Yani ecdat böyle bir dehşetli durum ile bu ümmet-i Muhammed'in sarsılacağını, böyle korkunç bir hale giriftar olacağını hakikaten hissetmiş. Zaten Efendimiz de haber vermiş dediğimiz gibi. Kıyamet alametleri olarak ki biz içinde bulunuyoruz. Doğrudan doğruya bu muannis zamanda şair-i İslamiye'nin ehemmiyetlerini göstermeye bir işarettir. Yani onların o işaretlerinin sürdürülmesi, toplumun tekrar o kırılan kolonlarının tekrar yerine getirilmesi lazım. Ve bu geceler gibi şair-i İslamiye'ye karşı hürmetsizlik edenlerin hatalarına bir tekdir olarak kainat bu geceleri hürmet eder. Yani mesela bazılarının yine mukaddes gecelere, kandil gecelerine saldırmış olmaları aslında bilinçli olaraktan İslam'ın temeline bir saldırıdır. Çünkü o İslam'ın binasının kolonlarıdır. Neyi hatırlatıyor o? Mevlid kandili neyi hatırlatıyor? Bütün kandiller neyi hatırlatıyor? O gecede olan ulvi manaları hatırlatmıyor mu? O halde bu saldırı ne? Bunu diyen insanlara baktığınız zaman o utanmaz kişiler bakıyorsun kendi doğum günlerini kutluyorlar. Resulullah'ın doğum gününü kutlayan bir iyi niyetle kutlayıp ve bu manada kutlamanın neticesinde salavat getiren ilahilerle, tekbirlerle
devam ettiren, sürdüren bir insanın bu hareketinin, ibadetinin mani olması neticesinde bir samimiyet aranabilir mi? Asla. Evet, diye gecelere hürmet eder, neden siz etmiyorsunuz diye manasında kesretle, rahmetle şair İslam'a karşı hatta semavat ve fezai alem hürmetlerini göstermekle tevafuk etmesi. Yani şaire aslında öyle. Sadece bu yerdekiler değil, göktekiler dahi ona hürmet gösteriyorlar, ona saygı gösteriyorlar. Şair direktmen insanı böylece kalben, kalıben bağlamış oluyor o kutsi hakikatlere. Şair-i İslamiye'nin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti vardır. Demek ki yani onun için demin farz vaciple beraber sünnetleri ve şahsi ibadetleri kıyas ederken, çünkü o umuma bakmakta, umuma taalluk etmektedir. Evet, Kur'an bir şecere-i tuğba hükmüne geçip, yani adeta bir cennet ağacı hükmüne geçip, şu alemi İslamiye'yi bütün maneviyatıyla, şair ve kemalatıyla, desatir ve ahkamıyla yapraklar suretinde neşedip, asfiya ve evliyasını birer çiçek hükmünde o ağacın ab hayatıyla, hayat suyuyla taze, güzel gösterip, bütün kemalat ve hakaiki kevniye ve ilahiyeyi semere verip, meyvelerindeki çok çekirdekleri ameli birer düsturu, birer program hükmüne geçip, yine meyvedar ağaç hükmünde müsessil hakaiki gösteren Kur'an nerede, beşerin malumumuz olan kelam nerede? Yani İslam'ı ve dini bir ağaca benzetirsek bu manada, demek ki şair de burada yapraklar mesabesindedir. Yapraklar neyi haber verir? Meyveyi haber verir. Yine deminkini teyiden burada, bazı gafiller hutbe gibi bazı şair-i İslamiye'yi Arabiye'den çıkarıp her milletin lisanıyla söylemeyi iki sebep için istihsan ediyorlar. Yani güya biz de anlayalım diye. Zaten anlaşılmasına mani bir şey yok ki. Yani bir kişi o manada onu öğrenmeye çalıştığı da acaba ona kim öğrenme dedi. Yani böyle bir mani durumu mu var ki? Yok, böyle bir mani durumu söz konusu değil. O halde onu bu engelleyen nedir? İşte İslami şair, dini minaret, dini minareler, ilahi maabid, şer'i maalim itfa olmazsa İslamiyet parlayacak anba an. İşte şairin ortadan kaldırılmaya çalışılmasındaki en önemli sebep İslam'ın o nurun feyzini adeta ışıldamasını söndürmektir, ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Hakikaten tamamen asla samimiyet aranmayacak bir durumdur. Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi ihbaratın iki kutupta tahakkuk etmiş. Yani Osmanlı Avrupa, Avrupa Osmanlı Devleti'ne hamile olması ciheti. İnşallah biz doğurduk Avrupa'yı da Avrupa'da İslam'ı doğuracak inşallah. İşte biz nasıl Avrupa'yı doğurduk? O şairlerin devre dışı olmasıyla. Bir iki sene sonra meşrutiyet devrinde şair-i İslamiye muhalif çok adat-ı ecnebiyi aksetmek, almak ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmekle ve şimdi Avrupa'da Kur'an'ı ve İslamiyet'e karşı gösterilen hüsnü alaka ve bilhassa Bahtiyar Alman milletinde fevç ve İslamiyet'i kabul etmek gibi hadiseler o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir. Hatta Kanuni batıdan 40 çeşmeleri getiriyor. Zembilli Ali Efendi'ye böyle ondan iltifat görmek için efendim diyor 40 çeşmeleri getirdim diyor İstanbul'a. Ne dersiniz diyor. Çok affedersiniz. Üstad aynen onu kullandığı için kullanacağım. Kanunu diyor. Öyle bir bok sıçtın ki diyor. Bunun üzerinden diyor bu 40 çeşmeler 40 sene aksalar bunu temizleyemezler. Buradaki mesele suyun getirilmesi, çeşmenin getirilip getirilmemesi değil. Batıyı körü körüne işte buradaki olduğu gibi körü körüne taklit. İşte onun için dedim. Kanuni'den itibaren bu çöküş ve bu inişler otomatikman hızla bu göçüşler başlamış oluyor. O da nedir? Batıya hayranlık ile. Batıya hayranlık. Batı cereyanları. İslami esasların yerine konulmuş olan batı düşüncesi ve şairin tamamen devre dışı bırakılmasıyla böylece o kolonlar adeta yıkılmış, ortadan kaldırılmış olmaktadır. Yani tekrar bu yapılacak en büyük hizmet o kolonları tekrar yerlerine ulaştırmaktır. Hatta Mehdi konusunda da Mehdi ile alakalı olaraktan Mehdi'nin görevlerinden en önemli bir meselenin de şair-i İslamiye'yi ihya olacağını üstad ifade ediyor. Yani evet belki Mehdi'nin çok görevleri söz konusu olabilir ama o görevleri içerisinde en önemli bir görevinin de Üstad Hazretleri burada şairi ihya konusunda önemli bir hizmette bulunacağını ifade ediyor. Demin de ifade ettiğimiz gibi mesela Allah ifadesi ki kıyamet alametleriyle ilgili Üstad'ın 5. şuada ifade etmiş olduğu Efendimizin hadislerinde rivayette var ki ahir zamanda
Allah Allah diyecek kalmaz. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir. Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki Allah 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 deyip zikreden tekkeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kâmet gibi şairde İsmullah yerine, Allah ismi yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlar da dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar, yalnız sıfatında hata ediyorlar. Yani bu manada kıyametin alametlerini işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ederken bu manada belirtmiştir. Yine burada bir hastalığı daha üstad teşhis ediyor. Gariptir, hem çok gariptir. 700 sene müddetinde İslamiyet'in ve Kur'an'ın elinde şeref şiar, barika asa, bir elmas kılıç olan Türk milletini ve Türkçülüğü muvakkaten İslamiyet'in bir kısım şairine karşı istimal etmeye çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. Kahraman ordu dizginini onun elinden kurtarıyor diye rivayetlerden anlaşılıyor. Yani bu milletin ordusuyla, milletiyle, kurumlarıyla inşallah tekrar kendi aslına döneceğini, kendi değerlerine, o şairine sahip olacağı müjdesini de Kur'an ve Resulullah vermiş olmaktadır. Evet, deminki meselede de ifade ettiği gibi, yani meclisin bu manada, meclis-i mebusanda dine karşı gördüğü lakaytlık bir zamanın ve gartlaşmak bahanesi altında Türk milletinin kutsi mefahir tarihisi olan şair-i İslamiye'den bir soğukluk gördüğü için mebusların ibadete ve bilhassa namaza müdavim olmalarının lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname neşreder ve mebuslara dağıtır. Onu burada ey eyyühel mebusun diye üstad ifade ederekten oradaki o lakaytlığı, ilgisizliği bir uyarı olaraktan dikkat çekmek suretiyle de onları uyarıda bulunmuş olur. Evet, şu meclisin şahsiyet-i maneviyesi sahip olduğu kuvvet cihetiyle manayı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şair-i İslamiyet'e bizzat imtizal etmek ve ettirmekle manayı hilafi dahi vekaleten deruhte etmezse hayat için dört şeye muhtaç, fakat an-ane-i müstemirle günde la akal beş defa dine muhtaç olan. Demin de ifade ettiğimiz gibi o şair eğer ona imtisal etmezse o zaman aynı zamanda 1400 sene olduğu gibi 1000 yıldır sahip olmuş olduğu, kazanmış olduğu birçok değerleri de Allah korusun kaybetmiş olacak. Yani İslam binasını yapınız, o misal önemli bir misal hakkında, İslam binasını çıkınız, temelini atınız ama geliniz kolonları kırınız. Ne olur, o 1400 yıllık yapılan hizmet maalesef çökmüş olur. Burada yine bir manayı üstad ifade ediyor. Hem sizin hem bu memleketin hem alemi İslam'ın mühim bayramlarının mukaddemesi ve bu memlekette şair-i İslamiye'nin parlamasının bir müjdecisi olan ezan-ı Muhammediye'nin kemal-i ferahla on binler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz. Ve 80 küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Ramazan-ı Şerif'teki ibadet ve dualarınızın makbuliyetine amin diyerek rahmet-i ilahiyeden her bir geceyi Ramazan bir leyle-i kadir hükmünde sizlere sevap kazandırmasını niyaz ediyoruz. Burada hatta ezan okunduğunda bazı yerlerde birkaç kere okunmuş, bazı yerlerde kurbanlar kesilmiş, kurbanlar kesilmiş. Yani az bir şey. 1400 yıldır düşman ki girdiği halde ezan susmamış. Dediğim gibi işte Kahramanmaraş susmamış. Ama 18 yıl bu memlekette ezan maalesef susturulmuş. Ezan okuyanlar hapse atılmış, cezalandırılmış. Ezan okumak isteyenler deli numarası yapmışlar. Yani delidir deyince de ezan okumuş, ondan dolayı normal görülmüş. Yani o hale gelinmiş, düşünmek lazım. Teemmel. Hem şair-i İslamiye'nin cebren, zorbalıkla kaldırıldığı ceberut devrinde dünya hatırı için kendini mecbur zannederek o kutsi şairden fedakarlık yapanların ve din zararına hareket edenlerin ve İslamiyet'e muhalif fetvalara ve bid'alara mecbur edilenlerin çokluğu zamanında ve düzzaman ne lisan-ı halinde ne lisan-ı kalinde ve ne de fiiliyatında o kadar zulümler çektiği ve idamlarla tehdit edildiği halde en küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Şarkı demiş o ezana, Bediüzzaman Hazretleri o Türkçe ezana. Çünkü hatırlatmıyor, dinin değerlerini vermiyor. Bak, o kadar sinsice bir şey ki hayyâlel felâhı çevrilmiyor. Niye? Felah kurtuluş, haydi kurtuluş. İslam'ı kurtuluş olarak hatırlatmış oluyor. Onu söylemiyor. Bilakis ecel birdir, tagayyür etmez, değişmez. Ölüm bu alemi fenadan alemi bekaya, bu alemi nura gitmek için bir terkistir deyip mücadeleye atılmış. Bid'aları tanıtan ve durduran ve şair-i İslamiye'yi muhafaza eden
ve sünnet seneyi ihya eden eserleri perde altında 30 seneden beri neşretmiş ve muhitinde adeta devri saadetin bir cilvesini yaşatmıştır. Onun için Cemal Kutay'ın yazdığı eserde de zamanımızda bir asr saadet Müslümanı Bediüzzaman Said Nursi diye 80'de böyle bir eserini de bastırmış idi. Yani okumakta da yarar var. Orada da hakikaten tarihi olaraktan önemli bazı şeyleri işaret ediyor. Yani bir tarihçi olaraktan üstadın durumunu, o asr-ı saadet Müslümanı olması cihetini o eserinde nazara vermiş idi. Ve tabii bu zulüm devam etmez. Efendimizin dediği gibi el küfrü yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Ki devam etmedi de en fazla 18 yıl devam etti. İşte aynı şekilde o şairi tamamen ortadan kaldıranlar için üstad şöyle bir işari manada bulunuyor. Şair-i İslamiye'de ve siyaset-i İslamiye'ye darbe vuranlar 12, 13, 14, 16 sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihbar edildi. Bir hakikati yani hatırlatıldı. Kendisine bir ilham. Yani Kur'an'da Cenab-ı Hak ne diyor? اَوْحَيْنَا اِلَا النَّحْلِ اَنِ اتَّخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Allah arıya vahyeder, ilham ederse insanların niye ilham etmesin ki? Yani insanlara ilham etmesinin mantık dışı bir durumu mu var? Asla. Hilafet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ünvanı ile şairi İslami'yi ihya etmektir. En önemli bir mesele olarak da işte o ahir zamanda gelecek olan şahsın, o Mehdi'nin en önemli vazifelerinden birisi İslam'ın şairini ihya edip, diriltip hayata geçirmek olacağını üstad ifade etmiş oluyor. Yine demokratlar zamanında madem ezan-ı Muhammedi ve din dersleri gibi şair-i İslamiye ile Kur'an'a hizmet ve eskilerin Kur'an zararına tahribatları tamire başlanmış. Ve madem dinsizlerin ve masonların ve komünistlerin eserleri intişar ediyor, elbette alemi İslam'ın Mekke, Medine, Şam gibi yerlerinde büyük alimlerin takdir ve tahsinlerine mazhar olmuş. Ve Diyanet riyasetinde hocalara okutturulan Zülfikar, Asay, Musa ve Sirac'ın Nur gibi filozofları susturan mübarek mecmuaları müsaade etmek, yani ele geçirmek, 3 sene onlarla beraber binler lira kıymetinde değerli mucizatlı altın ile ismi Celal yazılmış. Diyanet reisi bütün takdir ile tabına çalıştığı Kur'an'ı müsaade eden adamlar elbette adalet ve adliye ve hakikat hesabına değil, belki komünist masonluk hesabına bir garazkarlık, yani bir düşmanlık ediyorlar. Elbette ki yani bu millet 1400 yıldır, 1000 yıldır Selçuklu, Abbasi, Osmanlı ile beraber İslam'ın bayrağını afakın her tarafında elhamdülillah dalgalandırmış olmaktadır. O dalga aynı şekilde dalga halinde elhamdülillah o şairlerin tekrar ihya edilmesiyle, hayata geçirilmesiyle inşallah o canlılık, o dirilik ve o kolonlar tekrar yerine oturtulacaktır. Yine kendimin yazmış olduğum Veciz Sözler adlı Risale-i Nur Külliyatı'ndan konularına göre Veciz Sözler adlı 6000 küsur sayfa Risale-i Nur'dan A'dan Z'ye çıkarttığım özlü sözler, Veciz Sözler şair başlığında buradaki o özlü sözler genel olaraktan ele aldım. Bunu da tespitler.com'da oradan da istifade edilebilir. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Hisse alınması temennisiyle düşündüren olaylar başlığında. Hazreti Lokman hekimden öğütler. Evladım, kendini unutup başkalarına iyilikle emretme. O takdirde sen bir kandile benzersin ki, o kandil başkalarını aydınlatmak için kendi kendini yakar bitirir. Ey oğulcağızım, işlerden küçük olanları hakir görme. Zira küçükler zamanla büyürler. Oğulcağızım, yola çıkmak gerektiğinde sakın akşamdan yola çıkma. Gece yarısından sabaha kadar yolculuk iyidir. Kılıcın, meslerin, sargın, bürüneceğin tulumun, iğne ve ipliğin çuvaldızın beraberinde olsun. Sana ve yol arkadaşlarına faydalı olacak ilaçları da yanında bulundur. Allah'a karşı olmayan işlerde arkadaşlarına faydalı olmaya çalış. Ey oğul, sen takvayı, Allah korkusunu ve sermayesiz kazanç sağlayan ticaret vasıtası yap. Oğlum, bir hata işlediğin zaman bir ekmek parçası da olsa sadaka ver. Oğulcu, ben taşı demiri yüklendim. Kötü komşudan daha ağır bir yük taşımadım. Acıların hepsini tattım. Fakirlikten daha şiddetlisini görmedim. Ey oğlum, her kavmin köpeği vardır. Sen kavminin köpeği olma. Oğulcağızım, o kadar tatlı olma ki halk seni yutmasın. O denli de acı olma ki ağızlarından atmasınlar. Ey oğlum, hasetçi için 3 alamet vardır. Arkadaşını arkasından çekiştirir. Yüz yüze geldiklerinde yaltaklanır.
arkadaşının başına bir felaket geldiğinde sevincinden şenlik yapar. Ey oğulcum, dünya azdır. Senin ömrün azdan, yani dünyadan daha azdır. Şu hale göre ömründen kalanı azdan daha da azdır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.